Herkese merhaba, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuz bence sizin en çok seveceğiniz videolardan bir tanesi olabilir. Dün size Instagram'dan şunu sordum, takip edenler bilir. Kilolurken neler yaşadığımı ya da neler hissettiğimi merak ettiğiniz konuları yazar mısınız? Şöyle bir anılar videosu yapalım, her şeyi anlatayım. Böyle belki size de bir motive sağlar çünkü insan ya aynı şeyleri yaşıyor ve soruların %99'u, bakın %99'u belki %100'ü bile inanın aynı. Yani siz benim dert ortağı kankalarımsınız. Bunu konuda anlaşalım. Kilolu olup yaşamayan yoktur yani. Bu tarz şeyler yaşamayan yoktur ve hepimiz yaşıyormuşuz. Bugün günlerden pazar. Size mutlu pazarlar diliyorum. Yarın da hazır pazartesiyken, haftanın ilk günüyken. Belki bu video size biraz motivasyon sağlar. Çünkü yaşadığım şeyleri anlattığımda ben de yaşıyorum bunu ya. Ben de başlayacağım ya. Bu kız nasıl başardıysa ben de başarırım. Ben de yapabilirim falan dersiniz diye düşünüyorum. Neyse bayağı bir şeyler aldım. Artık hızlı hızlı hepsini cevaplamak istiyorum. Umarım hepsini cevaplayabilirim. İlk sorulan soru şu: yurtta nasıl besleniyordun kiloluyken? Yani yurtta kalıyordum zaten üniversite ilk senesi ve 110 kiloyken yurda yerleşmiştim. Bizim mutfağımız en üst kattaydı arkadaşlar ve ortak, yani bütün kızlar mutfağı kullanıyordu. Sonra ben de ilk başlarda şu anımı anlatayım. İşte annem beni bıraktı gitti. Hani dedi işte hani alış, gene geleceğim zaten, ama bu sürede hani dikkat et dediklerine, çünkü gerçekten çok kilo almıştım. Üniversiteye hazırlanıyorum diye stresten 110 kiloya çıktım. En kilolu olduğum halde, yani en son tarihte 110'u gördüm. Ondan sonra belki 112'ye falan bile çıkmış olabilirim, ki çıkmışımdır. Biz yurtta, benim oda arkadaşım yemeği çok seven bir kızdı. Ben de yemeği çok seviyorum. Yani biz birbirimizi bulmuştuk. Sürekli hamburgerler, sürekli waffle'lar. Yani dışarıdan ne varsa her şeyi söylüyorduk. Mutfağı bir ya da iki kere falan kullanmışız. Onda da puding falan yapmaya çıktık. Tatlı falan yapmaya çıktığımız için mutfağı kullanıyorduk. Genelde mutfakla hiçbir alakamız yoktu. Hani böyle bir sulu yemek yapalım da yok, bir köfte pişirelim, tavuk alalım pişirelim de sağlıklı yemekler yapalım da değil. İki kere kullandık herhalde. Bir tanesi tatlı, bir tanesi makarna patates kızartması falandı. Yani benim genelde yurtta beslenmem böyleydi. Yani ilk bir ay falan gerçekten istediğim her şeyi falan yiyordum. Ve ondan sonra baktım ki daha da kilo almaya başlıyorum. Yani bunun sonu yok. Sonra artık dedim ki hop dur. Arkadaşıma dedim, bence böyle olmayacak. Bak bir spor salonuna falan yazılalım. Çünkü böyle giderse bizden hiçbir şey olmaz. Spor salonuna falan yazıldım. Sonra beslenmemi değiştirdim. Sonra elektrikli ocak almıştık. İşte yurttakiler, yurt sahibi de bunu görmüş. Yani temizleyen abla o da bunu görmüş. Bu da yasakmış. Çünkü biliyorsunuz elektrik çok yakıyor ya. Bir de hani ondan dolayı da istemiyorlar. Ne yani, neyse. Sonra ben gizli gizli spordan her geldiğimde mutlaka çorba falan yapıyordum. Çünkü gerçekten yukarı çıkmaya mecalim olmuyordu ve çok kalabalık oluyordu. Yağlı böyle herkes bir şeyler yapıyordu ve çok ağır kokuyordu. Ondan sonra böyle beslenmemi falan düzeltmiştim. Ama yani neler neler yiyordum. Yani sabah kalktığımızda gözümü hamburgerle açtığımı hatırlıyorum. Yani direkt hamburger yediğimizi hatırlıyorum. Sonra öğlen yemeğinde falan gidip waffle falan yiyorduk. Bu kadar kötü besleniyordum yani. Okula sağlıklı yiyecekler götürüyordum. Biri çıkıp atıyorum bu kıza sağlıklı beslenmeye başladı tarzı şeyler konuşuyorlar mıydı? Arkadaşlar okula, yani benim, ya bu kaçmazdı. Bu her zaman olan bir şeydi. Ben hep bir diyete başlıyordum yani okulda. Mesela atıyorum Eylül'de okul açıldı ya, tamam ben diyete başlıyorum. Hep yanıma böyle bir şeyler falan götürüyordum. İşte anneme diyordum, anne salata yapar mısın? İşte salata götüreyim ya, ne bileyim tavuk götüreyim falan. Okula götürüyordum. Sonra öğlen yemeğinde arkadaşlarım böyle nugget falan yiyordu. İşte nugget ekmek yiyorlardı ya da hamburger yiyorlardı. Yemekhaneye falan bile gitmiyorduk. Kantinde falan yiyorlardı. Böyle bir iki gün ben yemeğimi falan kantine götürüyordum. Ve herkes genelde, yani beni tanıyan arkadaşlarım şunu diyordu: o Ebru diyete girmişsin. Neyse benim 2 gün falan sürüyordu diyetim. 2 gün sonra arkadaşlar 3. günkü yemeğimi götürüyordum. Çocuk ne yiyeceksiniz falan. Ben bunu nugget ekmek yiyeceğim dediğimde bana şey diyordu: sen diyette değil miydin ya? Yani hep böyle bir muhabbet oluyordu. Çünkü ben her zaman bozuyordum. 2 gün falan sürüyordu. Ondan sonra şey diyordum, bir 2 gün falan bozacağım, ondan sonra tekrar devam edeceğim falan. Da nerede yani, öyle bir şey yok. Şok diyetler falan. Ya bunlar hikaye, canım istemiyordu. Ben, onu yemek bana da iyi geliyordu. Bir de insan kiloluyken şu oluyor. Ya bu nugget ekmeği yemesem de kiloluyum. Ya sen de kiloluyum, en iyisi yiyeyim. Yani tabii ki çok yanlış bir bakış açısı, ama 15 yaşında bir çocuksun, 16 yaşında bir çocuksun, neyi düşüneceksin yani. Bunlar çok konusu falan oluyordu. Bu süreçte açlıktan uykuya dalamadığın oldu mu? Yani bu var ya, bu imkan, yani bunu yaşamayan yoktur, tabii ki oldu. Ve 50 kilo verdiğim süreçte daha çok yaşıyordum. Çünkü midem çok genişti ve ben midemi küçültmeye çalışıyordum. Küçülttükçe artık mide küçülme zamanında gene zorluk yaşıyordu. Yani şöyle zorluk yaşıyordum. Ya açtım, uyuyamıyordum. Kalkıyordum böyle en azından bir 8-10 tane beyaz leblebi falan yiyordum. Ya da biraz kepekli ekmek yiyordum gece. Bir, çünkü uyuyamıyorum. Yani gerçekten açlıktan uyuyamıyorum. O yüzden bunu çok yaşıyordum. Böyle böyle en azından biraz midemi bastırıyordum ve şunu söylüyordum:
Çok salaksın sen. Sen gerçekten salaksın. Yani niye bu kadar yedin? Hep kendime bazen bunu söylüyorum. Al yedin. Hani mesela atıyorum o hafta çok yedim. Sonra gene diyete devam ediyorum. 50 kilo verirken bile bazen çok yediğim oluyordu ilk zamanlar. Al yedin işte, her şeyi yedin. Al bak açsın, gene açsın. Yedin de ne oldu? Açtın, uyuyamıyorsun. Al onların hepsi şu an kalori olarak geldi sana ve midenden gitti. Sen açsın falan, böyle kendime çok sinir oluyordum. Bu tarz şeyleri yaşadığım zaman da artık çok yememeye çalışıyordum. Çünkü yaşadığım şeyler aklıma geliyordu ve diyordum ki hayır. Yani yiyeceksen bir gün yiyeceksin, beş gün istediğini yemeyeceksin, üç gün istediğini yemeyeceksin falan diyordum. Yani bunu da inanılmaz yaşıyordum ve bu insanı gerçekten üzüyor. Kilolu olduğu için özgüven sorunları yaşadım mı? Yaşadıysan neler? Tabii ki arkadaşlar, kiloluyken özgüven sorunları çok yaşıyordum. Mesela bir ortama girerken herkesin böyle kilolusun ya sana bakması beni zaten çok irite ediyordu. O yüzden çok kalabalık ortamlara girmek istemiyordum. Çok bir şey yapmak istemiyordum. Mesela ne bileyim bir arkadaşımın doğum günü olsun. Mesela çok gitmek istemiyordum. Çünkü onun arkadaşlarını falan göreceğim ve giyecek kıyafetin zaten yok. İnsan özgüven sorunu yaşıyor. Bu okulda da oluyordu. Yurtta da oluyordu. Mesela yurda giriyorum. Orada görevli danışman işte kadınlar falan böyle tip tip bakıyordu falan. Bunu hissediyordum. Ya da mesela şöyle oluyordu. Ben hamburger söylüyordum işte. Mesela hamburger almayı yiyorum. İsterseniz kadın böyle bakıyordum. Hani bunu hissediyorsun yani şey gibi, yani bu daha neresini yiyecek bu hamburgeri falan gibi, böyle insan bunu görüyor, hissediyor. Bir de bir kere şey olmuştu yurtta da mesela. Genelde kızlarla iç içirsiniz ya, bunu çok fazla fark ediyorsunuz. İşte bir tane kızı var, sırtımın ağrıyordu. Annem vardı. Annem de böyle kupa çekiyor işte sırta. İyi geliyor. Odasına gitti. Ama ben de gittim. Kız böyle bana garip garip bakıyor ama anlatamam. Yani böyle hani şey gibi şuna bak falan tarzında. Mesela onu çok hissetmiştim. Şu anki bu kiloda olsam mesela benimle arkadaş olmak isteyeceğini biliyorum ama kız zayıftı, ben kiloluyum ya tipe bak falan tarzı. Yapıyorlardı. Ne yazık ki oluyor. Acımasız olabiliyor. O yüzden bence hiç takılmamak gerekiyor. Çünkü hayat öyle geçmiyor. Arkadaşlarımla ne yaşadım bu konuda? Arkadaşlar benim genelde öyle wow tarzı bir arkadaş çevrem yoktu. Çünkü zaten özgüven eksikliği olduğu için öyle inanılmaz bir arkadaş bulma isteğim de yoktu. Lisede genelde benim arkadaşlarım da benim gibi kiloluydu. Yani ben genelde kilolu kişilerle arkadaş yapıyordum. Çünkü birbirimizi çok iyi anlıyorduk. Çok güzel yemek yiyorduk. O yüzden yani bizim böyle yemek günlerimiz falan vardı. Hatta annem anılar videosunu anlatmıştı. 2-3 tane kız arkadaşımı çağırıp evde deli gibi 5 kilo patates, 2 kilo makarna falan yapıp deli gibi yiyorduk. Ondan sonra tatlı ne yesek diye düşünen bir arkadaş çevrem vardı. Ama bir kere lisede çok zayıf bir arkadaşım vardı. Yani kız yedikçe kilo alamayan bir kız ve 50 kilo falan. İşte ben de kiloluyum. Ondan sonra biz birlikte böyle alışverişe falan gidiyorduk. Sonra o böyle kendisine işte 34 beden pantolonlar falan bakıyor. Mesela ben de şey diyordum ya, ben de 36 beden oluyordum. Ben 46 beden falanım. Ondan sonra işte şey diyordum ya, ben bunu alayım da işte sonra giyerim ya falan filan yapıyordum. Hani kız böyle şey garip garip bakıyordu ve ben bunu hissediyordum. Mesela ben o kıza da çok kilo almıştım. Şöyle işte o bir şeyler yiyor. Sen de yanındasın. Mesela hamburger yiyor. Kız kilo almıyor ama sen de yemek istiyorsun. Sen de yiyorsun. Hatta onda bir kere spor salonuna yazılmıştık. Onun spor salonuna yazılma amacı değişiklik olsun. Benim de kilo verme maksadı. Ama mesela biz spor salonuna gidiyoruz. O çok zayıf. Ben çok şişmanım. Yani spordakiler falan böyle bakıyor. Hani gerçekten çok komik duruyoruz çünkü. Ondan sonra mesela işte spordan çıkıyorduk, bana şey diyordu ya, aşağıda irmik helvalı dondurma satıyor işte, Hacı Şerif vardı. İşte Ebru dondurma, irmik helvalı dondurma yesek mi spordan sonra falan. Benim aklımı çeliyordu ve ben spora yazılıp kilo vereceğime daha çok kilo almaya başlamıştım. Mesela bu tarz arkadaşlarım da beni etkiliyordu gerçekten. Bir işte diyetteydim, bana şey demişti işte, orayı çok seviyordu, Oreo işte çikolatalar falan vardı. Bana şey demişti, sen diyettesin sen yeme yapmıştım mesela, ben ona falan çok bozulmuştum. Hani tamam bir insan diyette ama sen diyettesin kilo vermen gerekir, yani sen yeme boşver falan yaptı böyle. Hani imalı bir şekilde mesela arkadaş çevremden bunları gördüğüm zaman şey oluyordum. Bir kere de hatta mesela ortaokulda da işte kızlar böyle birbirlerine figürlere falan benzetiyorlarmış. Mesela bana şey yazmışlardı, Ebru eşittir tombalı. Yani ben bunu görünce çok üzülmüştüm. Sonra gidip daha çok sinirle yemiştim. Sonra bir kere de şey olmuştu, böyle sınıfın en kilosu en zayıfı doğru bir şeyler yapıyorlardı. Mesela ben en kilolusuydum yani ortaokulda falan. O yüzden bunlar tabii ki üzücü. Kilolu olduğum dönemde nelere bağımlı gibi severdim. Bunu yemeden duramam dediğin ne var? Arkadaşlar ben kilolu bir insanın her şeye bağımlılığı var. Yani dondurmaya da bağımlılığı var. Hamburgere de, hamur işine de. Ya sadece yemek olsun. Hani mesela benim bir bağımlılığım yoktu. Ben uyandığımda hamur, yağlı ya da bir tatlı ne varsa yerim. Yani bu dünyanın gerçekten en yani güzel bir şey olmasın ama içinde şeker ve hamur varsa tamam yerim falan tarzı bir şeydim. Mesela uyanıyordum. Buzdolabında iki tane dondurma var diyelim. Kornet'in dondurmaları. İkisini bir anda yiyordum. Yani uyandım, açtım, televizyon karşısına geçtim. Yaz vakti, çaklık diski yiyorum.
bitti. Hemen gidip tekrar yiyordum ve annem dondurma alıyordu. Çünkü abim yemeği seviyordu, annem yemeği seviyordu. Etler ya da böyle dolapta işte şeyler oluyor ya, sebzeler falan, onların en arkasına tıkıyordu annem. Hani ben dolabı açtığımda buzdolabını, buzluğu hiçbir şey görmeyeyim diye arkasında, sonra onu da keşfetmiştim. Oradan dolap yiyordum. Çünkü biliyordum dondurma olduğunu. Ailem destek oldu veya diyeti 2 gün sonra bozar dediler mi, çok merak ediyorum. Lütfen cevapla. Arkadaşlar ailem zaten bana destek oluyordu. Yani işte spor salonuna yazdırıyorlardı. Lisede bir kere diyetisyene gittim. Diyetisyene yazdırdılar. Yani isterseniz kilo vermemi istiyorlardı ama şu muhabbetler geçtiği zaman ben isterseniz kırılıyorum. İşte sen kilo ver birazcık kızım. Kızım bunu yeme. Kızım bu sana zararlı. Bak bunu yersen kilo veremezsin. Git yürüyüş yap, spor yap. Hani bunlar bana nasıl, biliyor musunuz? Sanki hani iyilik olarak söyleniyor ama bana 5 katı kötülük gibi geliyor. Hani 5 katı daha çok yeme isteği geliyor. Mesela kızım hadi git yürüyüş yap, birazcık yediklerini diyor ya mesela, bana atıyorum ailem. Ben yani onu duyduğum an kendimi odaya sokup istediğim her şeyi yemek istiyorum. Çünkü hani bunu ben zaten biliyorum. Ben iyi gelmediğini ya da benim kilo vermem gerektiğini, spor yapmam gerektiğini biliyorum. Ama bir şey söylendiği zaman insan gerçekten bunu daha çok yanlış anlıyor. Bir de ergensiniz, ergenliktesiniz. Hani bir insanlar yani iyilik olarak söylenen şey bile bana batıyordu ve ben daha çok yiyordum. Mesela bana hadi git kızım yürüyüş yap diyorlar ya, ben yürüyüşe çıkıyordum, bakkala girip bir cips alıp bankta cipsimi yiyordum mesela. Sonra yürüdüm deyip geldim diyordum ama aslında ben cips yemiştim. Çünkü ergenliktesiniz ve kilo vermek yani size çok daha zor geliyor. Yemek yemek daha güzel geliyor. Bir de bir baskı olduğu zaman daha fazlasını yapıyorsunuz. Yani ben neler neler yaptım. Mesela kıyafet falan almak istemiyordun değil mi? Bir de şey sormuştu. İşte kabinden ağlayarak falan çıkıyor muydun? Arkadaşlar alışveriş yani bu kilolu olan insanların en zorlandığı şey olabilir. Anlatıyorum. Ben alışverişe hiç gitmek istemiyordum. Yani şu an alışverişi ne kadar çok seviyorsam o zaman alışverişi hiç ama hiç sevmiyordum. Çünkü giyecek hiçbir şey bulamıyordum kendime ve bu beni gerçekten çok mutsuz ediyordu. Mesela arkadaşlarımla alışverişe gidiyorum. En basitini anlatıyorum. Arkadaşlarımla alışverişe gidiyorum. Genelde alışverişe çıkacağım arkadaşlarım da kilolu oluyordu. Hiç sıkıntı yok. Ya onlar böyle işte bir şeyler falan bakıyorlardı. Mesela diyelim alıyorlardı. Ya benden bir tık daha zayıflardı. Daha iyilerdi. Ben mesela 90'sam onlar bir atıyorum 78-80, bir 10 kilo yine vardı aramızda. Onlar mesela 42 bedene bir şey bulabiliyorlardı ama ben bulamıyordum. Hiç istediğim gibi olmuyordu. Ve moralim çok bozuluyordu. Yani inanılmaz. Bir de en çok yaşadığım ve en çok sinir olduğum şey şu, lütfen izliyorsanız yapmayın. Hani bu mağaza görevlileri kabinin önünde bekliyorlar ya. Abi bekleme. Hani ben mesela onu hiç sevmiyorum. Ya ben şu anda da sevmiyorum onu. Bekleme kabin önünde ya. Mesela ben bir şeyler aldım diyelim. Kabin önünde bekliyor. Mesela giydim. Olmuyor zaten. Çıkamıyorum. Normal kıyafetim gibi çıktım da. Hanımefendi beğenmediniz mi? Ya beğenmedim değil. Olmuyor. Olmuyor. Anlatabildim mi? Yani onu çıkıp mesela atıyorum ya da olsa bile pörtlemiş şekilde çıksam baksan ne olacak? Ne diyeceksin? Aa güzel mi olmuş diyeceksin. Yani ben orada kendimi ne kadar iyi hissedeceğim. Ve inanın aa hanımefendi başka bedenini getirelim. Ama gerçi en büyük bedenimiz bu, ne yazık ki falan bile diyeni duydum. Yani en büyük bedenimiz bu hanımefendi olmadı mı diyeni duydum ve o kadar sinir oluyorum ki. Mesela en çok yani alışverişe gitmek istememe nedenim buydu. Yani kabinin önünde bekleyen insanlar ya da arkadaşların aynı şekilde. Ya utanıyorsun, ne kadar yakın arkadaşın bile olsa. Atıyorum o giyiyor, çok güzel oluyor ya da gerçekten en azından kendisine yakışan bir şey buluyor. Ama sen olmuyor. E kanka olmadı mı ya? E oha bu son olmuyor mu falan bile böyle muhabbetler, hani insan istemez samimiyetten falan bunu söylüyor ama ben alınıyorum çünkü olmuyor. O yüzden alışveriş hiç sevmiyordum. Annemle gittiğimizde de annem de mesela bana işte getiriyordu ya, yani gerçekten hani 40 yaşında bir kadın giyer yani, hatta giymez bile, böyle çiçekli bir şeyler getiriyor. Ben 16 yaşındayım, kadın da bir şey bulamıyor bana, daha büyük bedene bakıyor. Yani isterseniz daha böyle yani büyük bedende genelde çok güzel bir şey bulunamıyor. Gidiyor gösterdiği şeylerle yani giymem. Hani onun yerine simsiyah giyerim, gezerim ama onu giymem. Mesela annemi de o konuda şey oluyordum, tartışıyorduk. Anne bu ne ya? Bunu mu bana yakıştırıyorsun? Bunu istemiyorum ben falan diye böyle sinirleniyordum. Hiçbir şey bulamıyor, hiçbir şey bulamadım demek yerine eski şeyler ya da böyle gerçekten yaşına uygun olmayan şeyler getiriyordu. Zaten Inditex grubuna hiç giremiyordum. Yani bu Bershka, Stradivarius, Zara falan o kadar güzel şeyler vardı ki. Mesela zayıf arkadaşım var demiştim ya, onunla gidiyordum. Kız kendisi o kadar güzel şeyler bakıyordu, ediyordu falan. Böyle ben hayal ediyordum işte, aa ne güzel açık renk kot pantolon. Üstüne şöyle beyaz bir gömlek. Altıma ne bileyim şöyle güzel bir babet giysem. Ondan sonra şöyle güzel bir kolye taksam. Hani günlükte ya, sadece böyle dışarı çıkarken bile bunu hayal ediyorsun. Tarz şeyler, alışveriş beni çok üzüyordu. Kiloluyken de en çok yaptığım şey, belki eski takipçilerim bilir. Yani ben
Benim dolabımı görseniz, yani beni tanımayıp odama gelip dolabımı görseniz, "Aa, bu kız çok zayıf, 36-38 beden giyinen, aa süper" diyebileceğiniz bir tipti. Hatta yani sadece benim 5 tane kıyafetim vardı. 2 tane siyah tayt, 2 tane tişört, 2 tane kazak, başka da hiçbir şeyim yoktu. Genelde aldığım her kıyafet 36-38 bedende ve hala bile giydiklerim var. Çoğu işte ailem falan şey diyordu, "Ya kızım, bunları verelim birilerine, yani yazık günah, sen kilo vereceğin yok, yazık yani, bunların modası geçecek, eski yiyecekler falan" diyorlardı. Ben genelde böyle alışveriş yapıyordum. Bu beni iyi hissettiriyordu, daha doğrusu onu söyleyeyim. Yani bana küçük beden almak beni daha iyi hissettiriyordu. İyi ki de almışım, beni motive ediyordu. Bazen böyle dolabıma koyuyordum, bakıyordum. Mesela İspanyol paça pantolon giymek en büyük hayalimdi. O yüzden mesela onu böyle gördüğüm zaman altına şöyle bir topuklu ayakkabı ya da bot giyerim, böyle işte gözükür ayakkabım falan filan. Yapıyor muyum? Yapıyorum şu an tabii ki. "Abla, sen zayıflayınca nasıl bir tepki verdiler? Seni kıskandılar mı?" Arkadaşlar, ben zayıflayınca, yani akrabalarım da diyebilirim. Ha, tabii ki her akrabam değil ama çoğu akrabam. Kilo verdim, bazı kişiler söylemedi. Yani hani şöyle, 50 kilo verdim değiştim ya. Hani artık öyle belki hani bir konusu açıldıysa söylediler ama genel olarak "Aa, çok zayıfladın" demediler. Kıskananlar oldu. Yani bunu, yani çekememezlik oldu. Ya da mesela ben üniversitedeyken, kiloluyken beni tanıyan, sonra zayıfladığımdaki arkadaşlarım da beni kıskandı. Hatta yurt arkadaşımla küstük. Çünkü ben zayıfladım, o kiloluydu. Yani o da iriydi. Ama ben ondan daha da iriydim. Ben işte sürekli spora gidiyordum, o gelmiyordu falan. Ben böyle zayıflamaya başladım. Ondan sonra umarım izlemiyordur. Zayıflamaya başladım. Böyle aramızda bir soğukluk oldu ve kız zaten 4-5 ay sonra başka bir odaya gitti ve ben tek devam ettim. Benim için daha iyi oldu. 2 kişilik odada tek başımaydım. Süperdi. Mesela öyle bir konuşmadık. Ondan sonra bir, yani öyle direkt küstük, kavga ettik, tartıştık değil. Öyle soğukluk girdi. O başka odaya gitti. Yer vardı. Ben de kendi başıma kaldım. Mesela küstüm zayıflayınca. Ya mesela 110'um 80'li kilolara inince kız odayı terk etti, gitti. Yani ondan daha zayıf oldum. O yüzden mesela öyle küstüğüm arkadaşlarım oldu. Ondan sonra geri geldim, Instagram'da bile benim mesela takip eden arkadaşlarım var. Belki bundan 5 ay önce bile daha iriydim. Hani siz de biliyorsunuz yani. Yani şu an daha inceyim. Daha fazla spor yaptım. İster istemez kışın böyle bir 4-5 kilo almışım. Yani kışın 63 falan görmüştüm bir ara. Şimdi böyle 56-57'yim, yani çok fark ediyor. Bu mesela bir süre 63'sün. Bunu görüyor insanlar. Alışıyorsanız 57'ye düştüğünüzü tekrar düşünün. Daha da ince oluyorsunuz falan. Mesela kilo verdin, "Aa, çok ince aldın ya, süper oldun" diyen çok arkadaşım yok. 1-2 tane var. Onlar zaten benim gerçekten en sevdiğim arkadaşlarımdan. Ama geri kalan böyle genelde de konuştuğum ya da geldi, "Ne yapıyorsun kanka, yalnız gidiyor" falan denilen arkadaşlarım bazıları demedi. Ya şu an bakın, yani sadece 5-6 kilo verdim. Ve hani yorumları falan paylaşıyorum. İşte siz diyorsunuz, "Ebru çok ince aldın, bacaklarım çok ince aldı" falan. Bunları storylerde görüyorlar. "Ebru ya, çok güzel kilo verdin" falan diyen çok yok. O yüzden ondan dolayı neler neler yani. Evde yalnız kaldığında yemeklere saldırır mıydın ve yemek yemek için birilerinin gitmesini bekler miydin? Arkadaşlar, bu benim ders ortağı kankalarım. Bakın, hep aynı şeyleri yaşıyoruz. Bu benim en çok sevdiğim şeydi. Yani işte kilolu olup genelde herkes aynı şeyleri yaşıyor. O yüzden hiç canınızı sıkmayın. Ben bunların daha fazlasını bile yaşadım. Size bunun garantisini veriyorum. Yani gerçekten yaşadım ve bunlar atlatılıyor. Arkadaşlar, evde kimsenin olmadığı zamanı bekliyordum. Çünkü ben ailem için söyleyeyim. Yemek yediğim zaman, yani çok yemek yediğim zaman ailem, "Yavaş kızım, yeme. Bu kadar yeme kızım." Mesela ben canım atıyorum, piş çekiyor, poğaça çekiyor. "Anne, ben piş poğaça yemek istiyorum ya." "Olmaz, hayır." Böyle yapıyordu. "Saçmalama ya, normal yemek ye." Hani anladın mı? "Baba ne çağırdı, baban şimdi diyecek, hamur mu yiyecek" diyecek falan yapıyordu böyle. İsterseniz babam da kilo almamı istemiyor. O da yani hamur yemesin diyor. Anneme söylüyorum, "Hayır, hayır, olmaz" falan yapıyordu. Sonra onlar mesela gitmesini bekliyordum. Kendime gerçekten gerekirse yapmakla uğraşmayıp hemen dışarıdan işte pizza mize söylüyordum. Rahat rahat yiyordum. Bu hani herkesin yaptığı şey. Ya da böyle işte atıyorum, annem bir şeyler yemek falan bırakıyor mesela. Bazen atıyorum hamurlu bir şey varsa ya da istediğim bir şey varsa hemen yemeye çalışıyordum. Onlar gelmeden hemen yiyip de fark etmesinler falan yediğimi diye. Hani onların önünde yemeyeyim falan diye yemeye çalışıyordum. O yüzden bu benim en sevdiğim şeydi. Yani gitsinler ya, ben de şöyle kendime istediğim yemekleri, istediğim tatlıları söyleyeyim falan. Mesela annem olmazdı evde, gündüz kimse yok mesela. Hemen Özsüt'ten tatlı siparişi falan verirdim. Yani işte kuru pastalar, ne bileyim bu küçük pasta, küçük tatlılar. Yani farklı farklı şeyler, çikolatalar falan sipariş verdim. Hemen direkt yiyip, en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ama bakın şimdi tek başıma yaşıyorum.
Ve ben yani 5 yıldır diyelim artık tek başıma yaşıyorum. İlk sene yurtta kaldım. 4 senedir kendi evimdeyim. Şu an mutfağımda size göstersem çikolatalar var mı var? Abur cubur yeri geldi mi var mı var? Ama inanın yani bir ayda falan bitiyor. Çünkü artık o hani şu baskı var ya, biz baskı yüzünden de kilo alıyoruz. Gerçekten öyle. Çünkü aman kimse yediğimi görmesin. Aman dur onlar yemeden ben bitireyim. Aman dur dışarıdan söyleyeyim de onlar yediğimi görmesinler diye düşüne düşüne böyle o yasak tatlı geliyor ya, daha çok yiyeyim, daha çok yiyeyim. Şu an kimse görmez. İstesem yiyebilirim. Kimsenin ruhu duymaz. Haberi bile olmaz. Akşamleyin kimse gelmeyecek. Ama ben kendim istiyorsam yiyorum, istemiyorsam yemiyorum. O yüzden baskı zaten bizi zorluyor. İşte burada da kendimizin en önemli şeyi baskı yapan insanları takmamak. Çünkü bizi daha çok kötüye sürüklüyorlar. Ondan dolayı bırakın. Mesela ben İzmir'e gidiyorum. Tabii ki artık tamam zayıfım. Hani ya kilom iyi ama yeri geldim mesela abarsam gene bir şey söylense bile takmam. Ha, takmıyorum artık kimsenin bir şey söylediğini. Devam ediyorum. Ha, merak ediyorum hala özgüven sorunu yaşıyor musun? Yok, özgüven sorunu artık yaşamıyorum ama bazen gerçekten yani bu kiloluk döneminde olan bir şey. Hani böyle kendimi wow çok güzel zayıfladım, çok güzelim falan demiyorum. O bence hani belki insan hep böyle olsa tamam ben zayıfım, normalim falan diye düşünür ama böyle bazen hani böyle insan o eskiden yaşadığı şeylerden de bazen kendini iri bile hissettiği oluyor. O da çok normal ama artık öyle çok özgüven sorunu yaşamıyorum yani. Şişmanken olmayan ama zayıfladıktan sonra olan en güzel şeyler neler? Arkadaşlar şişmanken olmayan ama zayıfladıktan sonra olan en güzel şey alışveriş. Çünkü bakın mesela şu an ben geri geldim mağazaya gitmek, internetten bile istediğim small beden, x small, medium neyse git istiyorum ve geliyor, oluyor. Ya da mankende gördüğüm bir şey bazen bir bakıyorum bende bile daha güzel olmuş, daha güzel durmuş, bu bile çok güzel motive edici. Ondan sonra bir de şey yani şu yemek konusu, şişmanken her yediğiniz böyle insanların gözü sizin üzerinize böyle bakıyorlar. Ama şu an normalken mesela ben şu an atıyorum hamburgerciye gittim, hamburger yediğimde ama daha normal ama kilolu bir insan girdiği zaman böyle girdiğimde yani çalışanlar bile merhaba falan yapıyordu böyle anladın mı? Maşallah gibi. Bunu hissediyordum yani. Çok şey değişiyor ya. Arkadaş çevrendeki bakışlar değişiyor. Aile önündeki yani ailem bile hani sana ye artık diyor. Ye kızım. Aa kızım bak sana şunu yaptım. Aa kızım börek ye. Börek yaptım mesela. Anne ben börek istiyorum. Aa tabii kızım hemen yapalım falan. Kiloluyken ama öyle olmuyor. Yani. Her dakika aynaya bakma isteği, acaba zayıflamış mıyım diye yapar mıydın? Yapardım. Kiloluyken mesela işte spora başladım böyle 2 hafta geçtikten sonra. Hatta yani her an böyle fotoğrafımı çekerdim. Before after önceki sonraki yapardım. Mesela 10 gün önceki benle 10 gün sonraki beni yapardım. Hep anneme atardım mesela yurt zamanı İstanbul'dayken. Annem İzmir'deydi. Hep anneme derdim anne nasıl zayıflamış mıyım? Mesela annem de derdi aa zayıflamışsın işte. Bak bacakları ne kadar incelmiş, yüzün incelmiş, kolların incelmiş, sürekli aynaya bakarım. Şimdi bile bunu yaşıyorum. Mesela böyle spor yapıyorum falan hemen böyle bir aynaya bakıyorsun. Aynalardan kaçmıyorsun. Önceden ayna olduğum, ya şurası ayna düşünürüm. Ben buradan geçeceğim mesela. Böyle kafamı eğik falan geçiyordum. Yani ayna yeter ki kendimi görmeyeyim. Kendimi iri görürsem sinir olurum. Böyle insan aynaya geçince böyle daha zayıf duracak hareketler yapar ya. Ama önünden geçerken böyle istesemez bir pozisyon yapmadan geçiyorsun. Daha iri duruyorsun. O yüzden mesela hiç aynaya bakasım gelmiyordu. Bunlar mesela beni tabii ki motive ediyor ama şu an böyle baktığımda wow, işte istediğim gibi fotoğraf çekiyorum, böyle görüyorum, insana çok motive ediyor. Hatta dediğim gibi yani 5 ay önceki Ebru ile şu anki Ebru arasında bile fark var, bu bile beni motive ediyor. Yani hatta geçen Instagram'dan bir fotoğraf paylaşmıştım. 2-3 aydaki bacak farkım şuraya da koyayım. Mesela bakın ne kadar motive etti beni yani kısa sürede olması bile. Kilom nedeniyle gitmediğin, katılmadığın şeyler, olaylar falan var mı? Benim çok var. Arkadaşlar kilo nedeniyle gitmediğim yerler var. Düğün, nişan, kına, sünnet, doğum günü. Yani bu tarz kalabalık yerlere hiçbir zaman gitmek istemiyordum. Ve bizim aile tarafı da çok fazla böyle düğüne falan gitmeyi çok seviyorlar. Yani şöyle aslında akrabacılık. Hani sen gidersen onlar da sana gelir. Gitilmesi lazım, gelinmesi lazım tarzı. Ve annem her düğünü benimle götürmek istiyordu. Ve ben ergenken düğünleri falan sevmiyordum. Ve annemle hep tartışıyordum. Anne ben gelmeyeceğim bak. Mesela bir düğün davetiyesi geliyor. Direkt dedim anne ben gelmeyeceğim. Haberin olsun bak ben istemiyorum gerçekten falan yapıyordum böyle. Ve inadına beni götürüyorlardı yani küçüğüm diye. Halamın kızının nişanı. Yani böyle güzel bir restoranda olmuştu nişan. Ya herkes böyle güzel güzel giymiş. Ben bir tayt bir tişörtle gittim en arkada. Yani kendimi kapatarak oturdum. Ne dışarıda kalktım ne fotoğraf çekildim ne oynadım hiçbir şey yapmak istemedim. Ama şu an sallıyorum. Annemin elçisinin kızının torunu sallıyorum. Ona bile giderken şu an böyle güzel elbise giyip makyaj yapıp gidesim geliyor. Çünkü insan böyle süslenmek, giymek, gitmek istiyor. Orada bile fotoğraflar çekiliyorum ama kendi kuzenimi
Yani bildiğin eşofmanla gittim. Çünkü yiyecek hiçbir kıyafetim yoktu ve gitmek istemiyordum. Yani böyle kalabalık şeylere gitmek istemem. Bayramlarda insanlara gitmek istemem. Çünkü her gittiğim insan, aa ya sen kilo mu aldın Ebru ya? Gene kilo mu musun? Laflarını duymak istemiyordum. Size şöyle bir anımı anlatayım. İnsanların hani size bakışları falan değişti mi falan deniliyor ya. Üniversiteyi kazandım diyorlar. Yani aile dişçimiz var, diş hekimimiz var. Ben üniversiteyi kazandığım zaman annem derken İstanbul'a gitmeden gel bir dişlerine baktıralım. Bir baksın dedi. Hani ona göre. Neyse ben gittim falan baktı. Adam da çok tatlı şakacı bir adam tabii ki aslında. Anneme şey dedi. Maşallah öyle dedi, kızınıza da iyi bakmışsınız. Pehlivan gibi böyle yaptı, tamam mı? O kadar uyuz oldum ki size anlatamam. Sonra neyse ben 5 yıl falan bir de o dişçiye gitmedim. Ya zaten hiç fırsatım olmadı, gitmek de istemiyordum. Sonra bu yaz dişlerime tekrar baktırmak istedim. İşte ondan sonra bu sefer gittiğimde adam bana şunu, aynen şunu söyledi. Maşallah dedi. Ne kadar güzel, ne kadar zayıfsın, ne kadar incesin. Dişlerim biraz diş eti çekilmesi varmış. Bak dedi, nazar boncuğu görüyor musun? Dişlerim diş eti çekilmesi var dedi. Ama olsun hallederiz, hiç sıkıntı yok falan yaptı. Ya mesela 5 sene önce sana yani hoca diyor ki işte diş hekimindeki doktor, maşallah kızınıza iyi bakmışsınız pehlivan gibi. Şimdi diyor ki bak ne kadar güzel, ne kadar zayıfsın. E olur o kadar, bu da nazar yani falan yapıyor. İşte insanların bile cümleleri size karşı değişiyor. Ve bu bence en güzel başarı. Ben orada 5 yıl önce adama bir şey diyemezdim, olabilir. Şakaya vuruyor ama tabii ki ben alınıyorum. İsterseniz bir de babam yaşında yani bildiğin baba gibi bir adam zaten. Babacan bir adamdı. Ama işte mesela bu tarz şeyler bile insanı motive ediyor. Ya en güzel başarı böyle siz. Başarıyorsunuz ya, insanlar zaten kendiliğinden söylüyorlar. Son sorumuz da bu olsun çünkü çok uzun oldu. Çok yemek isteyip de giyemediğim var mıydı? Varsa neydi? Arkadaşlar çok yemek isteyip de giyemedim, en çok istediğim şey böyle lise eteğinin altında böyle kızlar diz altı çizmeler giyiyorlardı. Ve benim en çok hoşuma giden şey buydu. Ama kilolu olan insanlar bilir, bizim baldırlarımızdan dolayı o çizme kapanmaz. Yani o fermuar yukarı doğru çıkmaz. Mesela arkadaşlarımla işte Alsancak'ta geziyoruz, orada böyle ayakkabıcılar falan var. Orada mesela bakıyorlar çizmeler işte diz üstü böyle kapatıyorlar falan giyiyorlar. Ama nasıl oldu işte eteğin altına da giyerim okulda, dışarıda da giyerim nasıl falan diye böyle konuşuyorlar falan yani ya da bana da soruyorlar. Ben güzel olmuş falan diyordum mesela, o çok içimde kalmıştı. Çünkü benim baldırdan dolayı kapanmıyordu. Genelde eğer öyle bir çizme istiyorsanız gidip özel yaptırmanız gerekiyor. Normalde yok. Mesela kilo verince ilk dediğim şey şu. Deli gibi çizme giyeceğim. Her kış elbisemin altına pantolonumun altına, eteğimin altına çizme giyeceğim. Ve kilo verdiğim zaman gerçekten bacaklarım inceldim. 65 kilo falan düşmüştüm. Direkt gittim çizme almıştım. Hala da var çizmelerim. Mesela bu, geçen kış da giydim. Bu kış da giyeceğim. En çok içimde kalan oydu. Çünkü yani onu hiçbir şekilde giyemiyordum. Ondan sonra işte böyle açık renk pantolonlar zaten çok istiyordum. Kalın durduğu için giyemiyordum. Hatta bir takipçim şey demiş. Ebru pantolonların arası böyle buruşuyor oluyor mu? Buruşuyor muydu? Yani tabii ki. Çünkü bacaklarım sürttüğü için oralar artık yırtılmaya başlıyordu. Yırtılıyordu. Zaten bir pantolonu en fazla 2 ay giyebiliyordum. Çünkü artık arası böyle yırtık yırtık oluyordu. Yani yırtık yırtık derken böyle soyulmuş oluyordu. Giyemiyordum. Atıyordum. Ama şu an yani 2 yıldır giydiğim pantolonlarım baktığım zaman araları tertemiz. Çünkü isterseniz bacaklarım sürtmüyor. Gayet düzgün bir şekilde yürüyebiliyorum. Hiç öyle bir sıkıntım yok. Kiloluyken masraflı da oluyor. O pantolonlar isterseniz pişik oluyorsunuz yazın. Mesela benim şu 3 senedir Allah'a şükür olmuyorum. Ondan önce her yaz bir pişik davam vardı. Sürekli böyle bir yürürken falan zorlanıyordum. Dışarı çıkmak istemiyordum. Çünkü bacaklarım sürttüğü için sürekli pişik sorunu yaşıyordum. Ya da pantolonlarımın böyle arası sürtülüyordu. Yani bozuluyordu. Atıyordum. Şu an masraf yapmıyorum. Kiloluyken masraf daha çok yapıyorsun. Çünkü kıyafet pahalı oluyor, sürtülüyor, atıyorsun, bozuluyor. Şimdi 2-3 yıllık hiçbir şey yok. Tertemiz. Üzerine giyiyorsun, çıkartıyorsun, temiz. O yüzden tabii ki istediğim kıyafetler oluyordu. Demek istiyorum ya, açık renk pantolonlar, çizme falan, bunlar en büyük hayalimdi. Beyaz renk giyebilmek. Şu an giyebiliyorum. Öyle arkadaşlar, birkaç soru daha var. Onları da başka, bunun part 2'sini falan da yaparız. Gene size sorarım. Siz de belki daha farklı şeyler aklınıza gelirse sorarsınız, söylersiniz. Umarım size motivasyon sağlamıştır. Bakın, gördüğünüz gibi bu kız neler neler çıktı. Belki sizden daha kiloluyum. 110 kiloydum. Belki sen şu an 90 kilosun. Daha yolun yakın. Benim daha fazlaydı. Daha fazla sıkıntılar yaşıyordum. Bir de küçüktüm. Küçükken 18-17 yaşında bir kız 110 kilo. Daha da insanın gözüne batıyor. Böyle bir kıskan kilo verdim. Sen de daha iyisini yapabilirsin. O yüzden hiç üzülme. Bak yarın pazartesi haftanın ilk günü. Kendine şöyle bir motive sağla. Ve yaşam tarzı haline getir. Zaten videolarımı izliyorsan nasıl beslendim, neler yaptım biliyorsun. Mesela ben belki bu akşam hamburger yiyeceğim. Yarın sporum var. Sporuma gideceğim. Sporumu yapacağım.
Sağlıklı beslenmeye devam edeceğim. Sabah kahvaltım gene domates, peynir, zeytin, yeşillikte olacak. Akşam hamburger yedim diye şey kaybetmem. Bugün gündüz güzel kahvaltımı ettim. Öğlende meyvemi yerim. Akşam hamburgerimi yerim. Gece de bir yeşil çay tüketirim. Acıkırsam salatalık yerim, günü kapatırım. Bir hamburger yedim de kilo almam. Korurum. Bu kadar basit. Diğer yarın da sporuma giderim, sporumu yaparım ve beslenmeme dikkat ederim. Gayet kilo veriyorum. Zaten 500 gram veriyorum, duruyor. Aynı şekilde öyle gidiyor, hiç sıkıntı yok. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın ve kendinize inanın. Başaracaksınız. Unutmayın. Her şey sizin elinizde. Siz isterseniz, inanırsanız yaparsınız. Kimsenin bir şey demesine gerek yok. Kimseye de ihtiyacınız yok.